Herkese merhabalar, ben paramedik Harun Özkan. Bu videoda meslek seçimiyle ilgili hangi mesleği tercih etmeliyim? Daha doğrusu hemşirelik mi yoksa paramedik mi tercih etmeliyim? Bununla ilgili gelen soruları yanıtlamaya gayret edeceğim. Esasen bana en fazla gelen sorulardan bir tanesi de hocam paramedik mi hemşirelik mi? Hangisi daha mantıklı? Ya da paramedik okudum, DGS'de hemşireliğe mi geçmeliyim diye sorular gelebilmektedir. Ve bununla ilgili sizlere kendi görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Burada biz herhangi bir kıyaslama yapmayacağız ya da bir meslek daha iyi, bir meslek daha kötü, bir meslek daha değerli, birisi daha değersiz gibi bir algı oluşmamalı. Her meslek kendi içinde değerlidir. Her mesleğin zorlukları vardır, kolaylıkları vardır. En nihayetinde hepimiz bir meslek profesyoneliz ve işimizi iyi bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Ve özellikle sağlık sektörü içinde bulunan bütün mesleklerin, bütün unvanların ayrı ayrı zorlukları vardır ve hepsi de değerli ve kıymetlidir. Hepimizin farklı görev ve sorumluluklarımız var. Hepimizin farklı yetkileri var. Ancak bu bir meslek grubunu ya da bir unvanı diğerinden daha değerli ve kıymetli yapmamaktadır. Şimdi paramedik mi yoksa hemşirelik mi okumalıyım? Şimdi bunu farklı açılardan değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bu konuyla ilgili iki mesleği, eğitim öğretim hayatı, kazanma süreci, KPSS ve atama, mesleki gelişim ve akademik gelişim anlamında farklı kategorilerde değerlendireceğim. Öncelikle bölümü kazanma üzerinden konuşursak. Şimdi bölümün bir tanesi ön lisans bölümü, diğeri de lisans bölümü. Tabii ki de hemşirelik puanları daha yüksektir. Ve aynı zamanda biraz daha zordur diyebilirim. Ama bu kişiden kişiye tabii değişebilir. Sonuçta lisansiyer bir bölümün ön lisans bir bölümden puanın daha yüksek olması normaldir. Bu her yerde öyle midir? Hayır, tabii ki de bazı paramedik okullarının puanları hemşirelik okullarından daha yüksek olabilir ama genel anlamda baktığımız anda hemşirelik puanları biraz daha yüksektir. Çünkü ikinci bölümle de AYT'li de almaktır ve burada sayısal 2 yapmamız da gerekmektedir. O yüzden bölümü kazanmak tabii ki de görece olaraktan birazcık daha zordur diye düşünebiliriz. Okulu okumak anlamında evet bölümü kazandık. Okumak anlamında hangisi daha zordur dersek ben yine bu noktada hemşirelik bölümünün birazcık daha zor olduğunu ifade etmek isterim. Ama bu tamamen benim kişisel görüşüm. Çünkü paramedik eğitiminde odaklandığımız alan tamamen hastane öncesi. Ancak hemşirelik bölümünde hem yoğun bakım, hem hasta takibi, hem dahiliye gibi farklı farklı branşlarla ilgili daha detaylı eğitimler verilmektedir. O yüzden hemşirelik okulunun daha zor olduğunu düşünmekteyim. Ama bu da tabii ki de kişiden kişiye değişmektedir. Kimine paramedik daha zor gelir. Oradaki ilaçlar, EKG, travma. Kimine de hemşirelik daha zor gelir. Ama ders içeriği anlamında ve öğretim süresi anlamında düşünüldüğünde hemşireliğin bence biraz daha zor olduğunu düşünmekteyim. Hemşirelik okullarının staj imkanı daha geniş bir yelpazede olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü paramedik öğrencileri maalesef ki staj yapacak yer bulamamakta. Ama hemşire arkadaşların çalışma alanı birazcık daha fazla olduğu için o yüzden hastanelerde rahatlıkla farklı farklı birimlerde staj yapma imkanı olmaktadır. KPSS ve atanma açısından değerlendirdiğimiz anda sizler de takdir edersiniz ki hemşire arkadaşlarımızın atanma ihtimali daha kolaydır. Daha doğrusu atama puanları daha düşüktür. Bunun nedeni de dediğimiz gibi hemşireliğin çalışma yelpazesi anlamında yoğun bakımlarda, servislerde, kan almada, EKG çekmede, idari hizmetlerde yani farklı alanlarda çalışabilme kapasitesinden dolayı tabii ki de atamaları daha fazladır. Ancak paramediklerin kamu anlamında düşündüğümüz anda, Sağlık Bakanlığı anlamında düşündüğümüz anda çalışabileceği yer 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Hastane Acil Servisleri olduğu için o yüzden daha lokalize bir alanda kalmaktadır. O yüzden ataması hemşirelerin biraz daha kolaydır. Özellikle lisans hemşirelerin biraz daha kolaydır diyebiliriz. İş yelpazesi anlamında baktığımızda da yine hemşirelik bölümünün iş yelpazesinin daha geniş olduğunu ifade edebiliriz. Aynı konudan devam edersek paramediklerin kamuda atanacağı yerler Sağlık Bakanlığı'nda Hastane Acil Servisleri ve 112. Bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı'nda, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da ataması var. Ancak çok sınırlı sayıda ve lokalize olarak kalmaktadır. Ancak takdir edersiniz ki hemşire arkadaşların Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelerde atanacağı yer çok fazladır. Birim anlamında ve yelpaze anlamında daha geniştir. Özel sektörde de yine paramediklerin çalışabileceği yerler kısıtlı olmaktadır. Özel hastane acil servislerinde, ambulans birimlerinde, özel ambulans şirketlerinde ya da İSG birimlerinde çalışabilmektedir. Ancak hemşire arkadaşlar hem özel hastane acil servislerinde, normal medikal servislerde, yoğun bakımlarda, aile hekimlerinin yanında, sağlık kabinlerinde ve İSG'lerde çalışabilme durumları vardır. Aynı zamanda iş yeri hemşiresi de olabilmektedirler. Bu noktada özel sektörde de çalışma yelpazesi biraz daha geniş diyebiliriz. Akademik kariyer anlamında baktığımız anda yine hemşirelik bölümünün akademik anlamda da daha iyi olduğunu ifade edebilirim. Çünkü hemşirelik bölümü paramedik bölümüne nazaran daha önceden kurulan ve hatta yüzyıllardan
yıllardan beri var olan bir meslek olduğu için o yüzden akademik branşlaşması ve kadrolaşması daha iyidir. Yani şu an paramedik bölümünde yüksek lisans çok 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 sınırlıyken hemşirelik bölümünde yüksek lisans neredeyse her üniversitede vardır. Aynı zamanda da branşlaşma konusunda da çok geniş bir yelpaze vardır. Yoğun bakım hemşireliği, pediatri hemşireliği, yeni doğan hemşireliği, emzirme hemşireliği, neonatal hemşire, diyaliz hemşiresi, iş yeri hemşiresi, psikiyatri hemşiresi gibi çok fazla branşlaşma imkanı vardır. Bence bu noktada tabii ki güzeldir. Bunun yanı sıra doktora imkanı açısından da yine hemşirelik bölümü daha avantajlıdır. Çalışma koşulları anlamını düşündüğümüzde de tabii paramediklerin çalışma koşulları bellidir. Paramediklerin büyük bir çoğunun istihdamı 112'de olduğu için nöbet usulü çalışmaktayız ve mobilize bir ekipte çalışmaktayız. Ancak hemşire arkadaşlar da değişkenlik gösterebilir. Bu 24 saat usulü de olabilir. Vardiyalı nöbet sisteminde de olabilir. 8-5'te olabilir. Tabii ki de hemşire arkadaşların da özellikle acil servis, yoğun bakım gibi alanları zordur. Özellikle bazı spesifik servislerde zordur. Ancak görece anlamında daha rahat çalıştığı yerlerde vardır. Bu da hastane içinde daha uygun birimlerde, daha rahat koşullarda çalışılabilmektedir. Ancak şunun altını çizmek isterim. Sağlık sektörünün içinde bulunan bütün ünvanların öyle ya da böyle mesleki anlamda karşılaştıkları zorluklar vardır. Yani şu daha rahat, şu çok kolay çalışıyor, hiç zorlanmıyor gibi bir algı oluşmasın. Zorluk anlamında da ben açıkçası paramedik mesleğinin biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni de şu. Mobilize bir yerde çalışmak, deplasmanda çalışmak, hasta ve hasta yakınlarıyla birebir temas etmek, denizlerin güvenli olup olmadığını bilmemek, iklim şartları, fiziksel engeller, zorlu koşullarla direkt temas etmek ve güvenli bir alanın olmaması tabii ki de paramedik mesleğini bence hemşirelik mesleğinden bir tık daha zorlu kılmaktadır. Tabii ki de hastanede güvenlik şartları sıkıntılıdır muhakkak ama hiç bilmediğiniz bir ortama gitmekle kapalı bir yerde öyle ya da böyle güvenlik güçlerinin olduğu bir yerde müdahale etmeyi de tabii ki de eş tutmamak lazım. Bu noktada paramedik mesleğinin ben biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Mesleki gelişim ve sosyalleşme anlamında da hemşirelik mesleğini biraz daha avantajlı bulmaktayım. Çünkü yüzyıllardan beri var olan bir meslek. O yüzden tabii ki de hemşirelik fakülteleri, hemşirelik okulları yıllar önce açıldı. STK'laşması daha iyi. Kalabalık bir meslek grubu. O yüzden de sosyal imkanlar, mesleğin gelişim süreci ve gelişimi daha iyi olmaktadır. Muhakkak sorunlar vardır, problemler vardır. Bu her meslekte böyledir. Ancak paramedik mesleğine nazaran kıyasladığımız anda birazcık daha iyidir diyebilirim. Çünkü paramedik mesleği ülkemizde 93 yılında ilk okulun açılmasıyla başladı ve 2004 yılında ilk atamaların olmasıyla kamu sektörünün içinde de var olan bir meslek. Şimdi burada ben kendi kişisel gözlemlerim ve kişisel bilgilerimle iki mesleğin mukayesesini yapmaya gayret ettim. Ama buradaki mukayesedeki amacımız bu daha iyi, bu daha kötü demek değildir. Sadece kafasına soru işareti olan arkadaşlara ben kendi görüşlerimi ifade etmeye gayret ettim. Tabii ki de bu konuyla ilgili başka arkadaşlarımızın ifadelerinden de yararlanmanız iyi olacaktır. Uygun değildir. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Aynı işi yapıyoruz. Hepimizin ortak amacı geçimimizi sağlamak, mesleğimizi yapmak ve tabii ki de insanların sağlığına olumlu yönde katkıda bulunabilmek. O yüzden her mesleğin tabii ki de kişisel anlamda artıları, eksileri vardır. Bu noktada sizler bunu değerlendirip kendiniz seçmeniz gerekiyor. Örneğin paramedik mesleğinin özerk çalışıyor olması önemli artılarından bir tanesidir. Yani paramediklerin ekip sorumlusu olması ve bu noktada yaptığı müdahaleler ve uygulamalarda herhangi bir direktörün olmadan çoğunlukla kendi kararlarıyla ve ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışarak yapması, bu noktada herhangi bir idari amirin sürekli baskısı altında olmaması, herhangi bir uygulama için bir order ihtiyacı olmaması, ancak belli uygulamalar ve tedaviler için onay alması zorunluluğu gibi durumları mevcuttur. Bunlar görece olaraktan hemşire arkadaşlara göre daha iyi gelebilir. Hani onlar da hani biz de order'la çalışmamız gerekiyor ya da işte şu tarz zorluklarımız var. Yoğun bakımda hasta takip etmek zor gibi ifadeleri vardır. Hepsi doğrudur. Tabii ki de özellikle onların yaptığı bakımlar, hastanın medikal bakımları, kişisel bakımları bunlar gerçekten zahmetli ve kıymetli işlerdir. Zor işlerdir. Bu noktada bunu tekrar ifade etmek isterim. İki meslek de çok kutsal, iki meslek de çok kıymetli, iki meslek de çok değerli mesleklerdir. O yüzden o iyi bu kötü demek doğru değildir. Sadece ben duygusal durumlar dışında objektif ve nicel veriler üzerinden değerlendirebileceğim kriterleri nacizane değerlendirmeye çalıştım. Tüm paramedik, ATT, hemşire arkadaşlarıma meslek hayatlarında başarılar dilerim.